Petrol türevleri, türev bileşiklerden elde edilen polimerlerle ilgili özellikle hangileri polimer avantajları arasında yer alır? Evet, avantaj sorduğu için burada polimerin insanlara ve çevreye olan yararlarını göz önünde bulundurmamız lazım. Hafif ve esnek yapıldırlar. Evet, polimerler esnek ve hafif yapıldırlar. Bu yüzden çok kullanışlıdırlar. Mesela ne diyoruz? Pet şişesi, işte polietilen, işte PVC dediğimiz polivinil klorür gibi. Yalıtkandırlar. Evet, yapısında ametallerden oluşan, atomlardan oluşan moleküller oldukları için yalıtkandırlar. Daha da uzun süre parçalanmazlar. Evet, bu polimerlerin dezavantajı. Doğada uzun süre parçalanması doğa için ve insanlık için büyük bir sıkıntıdır. Burada 1 ve 2 bizim doğru seçeneğimizdir. Periyodik cetvelde baş grup elementi olan XYZ elementlerinin atom numaraları ardışıktır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olamaz? Baş grup elementleri A grubu elementleridir. A grubu elementleri ile ilgili yorumlarımızı yapalım. X ve Z aynı grupta bulunabilir mi? Bakalım biz birinci periyotta bir A grubunda şurada hidrojenin yerinde X'in olduğunu, hemen şurada 8 A grubunda helyumun yerinde Y'nin olduğunu, bir atom numarasına sahip, iki atom numarasına sahip. Dolayısıyla da hemen bir alt periyotta yani lityumun yerine de Z'nin gelmesi durumunda ardışık ve XZ'nin aynı grupta olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu doğru bir bilgi. X, Y ve Z'nin değerlik elektron sayıları eşittir. Değerlik elektron sayısı eşit olması için hepsinin aynı gruba denk gelmesi gerekir. Bu mümkün mü? Değerlik elektron sayısı. Yani mesela şöyle düşünelim. Yine burası bir A grubu olsun. Şurası 8 A grubu olsun. 8 A grubu olsun. Şurası 2 A grubu olsun. Hani helyumun değerlik elektron sayısı 2'dir. Dolayısıyla birinci periyotta A grubunda X dersek değerlik elektron sayısı 1 olur. O zaman burada versek 2 olur. Buraya versek 2 olur. Dolayısıyla bir tanesi sağlamıyor. O zaman burada değerlik elektron sayıdan eşit olması mümkün olmaz. Bu hatalı bilgi. X, Y ve Z aynı periyotta bulunabilir. Mümkündür. Mesela üçüncü periyotta ne yapabilir? Aynı periyotta bulunabilir. İkinci periyotta da bulunabilir. İkinci periyotta işte bir A grubunda ne yapabilir? İşte lityumun yerinde X. 2A grubunda berilyumun yerinde Y. 3A grubunda da borun yerine Z denk gelebilir. O zaman bu mümkündür. X, Y, Z metaldirler. Şu anda yazdığımız şu sıralamada hepsi metaldir. Yani C şıkkı doğruysa D de doğrudur. X, Y, Z ametal olabilirler. Bu da mümkündür. Mesela işte 5A grubunda, 6A grubunda ve 7A grubunda ikinci periyotta bulunabilirler. X burada, Y burada, Z de burada olması mümkündür. Bu da doğrudur. O halde doğru seçeneğimiz B'dir. Aşağıdaki karışım ve türü eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Bakıyoruz arkadaşlar. Demir tozu ve kükürt tozu ikisi de katı. Katı katı karışımlara basit karışımlar ya da adi karışımlar deriz. Bunda bir sıkıntı yok. Doğrudur. Kan arkadaşlar bir kolloid idi. Kolloidler dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi gözükür. Ancak mikroskobik olarak incelendiğinde içindeki bileşenlerin katmanlara ayrıldığını veya kümelendiğine şahit oluruz. Dolayısıyla kan bu gruba girer. Kan, süt, kolloiddir. Doğrudur. Sis kümesi çözelti. Sis kümesi çözelti olmaz. Sis bir heterojendir. Yani ne var? Havadaki su buharının toz zerreciklerinin heterojen olarak dağılmasından oluşur. Bu bir aerosoldur. O zaman yanlıştır. Deniz suyu çözelti. Evet, suyla sodyum klorür homojen olarak birbiri içerisinden dağıldığı için çözeltidir. Doğrudur.
Zeytinyağı, su birbirine karışmayan, heterojen görünümlü, iki fazlı görünüme sahip olan bir karışımdır. Dolayısıyla bu karışıma biz ne diyoruz? Emülsiyon diyoruz. O zaman bu da doğrudur. Burada hatalı olan cevap Ceyhan'dır. Yani C seçeneği hatalıdır. Aşağıdaki atom ve iyonlardan hangisinin elektron sayısı diğerlerinden farklıdır? Biz biliyoruz ki bir sembolik X ile gösterirsek atomun proton sayısı, elektron sayısı ve yük ya da değerliği buraya yazılır. Bunların arasındaki ilişki de şöyleydi. Yük ile elektron sayısını toplarsak bize ne yapar? Proton sayısını verir. O halde fosforun 15 tane protonu varsa, 15 elektronu vardır nötr halde. 3 tane almıştır. O zaman 18 tane elektrona sahiptir. Kalsiyum 20 elektron vardı nötr halde. 2 tanesini verdi. 18 tane kaldı. Argon görüyorsunuz nötr. O zaman 18 tane elektronu vardır. Skandiyum 21 tane nötr halde elektronu vardır. 3'ünü verdi. 18 tane kaldı. Burada klora bakıyoruz. Klorun 17 elektronu vardı. Bir tanesini verdi. 16 tane kalmış oldu. Burada elektron sayısı farklı olan E seçeneğindeki klor iyonudur. Sofra tuzu suda çözündüğünde, çözelti de aşağıdaki çözündüğünde etkileşim gibi oluşuyor. Buna göre yukarıdaki gibi bir etkileşim aşağıdaki maddelerin hangisinde çözündüğünde oluşmaz. Şöyle baktığımız zaman sodyum klorür nasıl bir maddedir? İyonik bağlı bir maddedir. Dolayısıyla burada ne yapar? Su çözeltisinde artı ve eksi yüklü iyonlar vardır. Su molekülünün de bir dipol yapıda molekül olduğunu biliyoruz. Yani artı ve eksi kutbundan, yani burası kısmı negatif, burası da kısmı pozitif olan bir dipol yapılı moleküldür. O halde sodyum iyonuyla su molekülü arasında ne yapar arkadaşlar? İyon dipol etkileşimi oluşur. İyon dipol etkileşimi oluşur. Klorla da hidrojenler arasında aynı şekilde bir etkileşim oluşur. Şöyle klorda gösterecek olursak burada da iyon dipol etkileşim oluşur. Soruda hangisi oluşmaz diyor. Bakıyoruz. Potasyum nitrat iyonik bağlı bir maddedir. Dolayısıyla iyonik olduğu için burada suyla iyonik dipol etkileşimi gözükür. CH4'e bakıyoruz. CH4 apolar yapıda bir molekül olduğu için bunun molekülleri arasında ne vardır? Moleküller indüklenir. Dolayısıyla bunun yapacağı etkileşim suyla nedir? İndüklenmiş dipol CH4'ümüz indüklenmiş dipol meydana getirir. Su da dipol olduğuna göre burada olacak etkileşim indüklenmiş dipol etkileşimidir. Yukarıdakine benzemez bu. Bu farklıdır. O zaman doğru cevabımız B seçeneğidir. Bakalım diğer şıklara. Demir 3 klorür iyonik bir bileşiktir. Dolayısıyla sulu çözelti iyonlar verecek ve suyla iyon dipol etkileşimi meydana getirecektir. Amonyum klorür iyonik bağlı bir katıdır. Aynı şekilde iyon dipol etkileşimi meydana getirecektir. Kalsiyum sülfat iyonik bağlı bir bileşiktir. Dolayısıyla bu da iyon dipol etkileşimi meydana getirecektir. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Aşağıdaki tablolarda madde türü ve örnek eşleştirilmesi yapıldığında hangi türü için bir örnek bulunmaz diyor. Amorf madde düzensiz katılara amorf madde diyorduk. O halde şöyle eşleştirdiğimiz zaman burada amorf özellik gösteren kauçuktur. Yani eldiven. Kovalent katılar kimlerdi? Ağ örgüsü oluşturan elmas, grafit, kuars gibi ağ örgüsü oluşturan devasa yapılardı. O zaman burada da elması eşleştirebiliriz. Sofra tuzu tabii ki iyonik bir katıdır. Onu da burayla eşleştiririz. Madeni para bir alaşımdır. Dolayısıyla metalik bağlardan
oluşur ve metalik katı ya da metalik kristali oluşturur. Bu da mümkündür. Ama moleküler katılarda burada herhangi bir örnek yoktur. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Yukarıdaki bileşikler ve okunuşlarından hangisinde hata yapılmıştır? Bakıyoruz birincisine. Karbon disülfür, ametal, yani kovalent bağlı bileşiklerde ne yaparız? Atomların, ametal atomların sayısı mono, di, tri gibi Latince sayıları kullanıp belirtiriz. Bu doğru bir adlandırma. Bakıyoruz kalsiyum ve iyot var. Kalsiyum ve iyot nedir burada? Bir metal, bir ametal, yani iyonik bağlı. Metalin adı ve ametalin iyon adı okunur. Kalsiyum iyodur. Bu da doğrudur. Yine bakıyoruz magnezyum ve azot var. Yine burada bir metal, bir ametal. Magnezyum azotür diyor. Biz biliyoruz ki azot bileşiklerinde anyon halinde nitrür olarak okunur. Bunun doğru adı magnezyum nitrür olması lazım. Bu hatalı. Yine bir ametal, bir diğer ametal fosfor ve klora bakıyoruz. Fosfor ve 5 tane klor olduğunu ifade eden penta Latince sayısını kullanmış. Doğru adlandırılmış. Bir atom grubu dediğimiz kök ve yine başka bir atom grubu kök arasında birleşik oluştuğunda önce artı atom grubunun yani kökün adı okunur. Amonyum. Sonra da sülfat okunur. Bu da doğrudur. Burada hatalı olan C şıkkıdır.